Merhaba Webtekno takipçileri, Bonus Bay sponsorluğunda geldiğimiz Gamescom oyun fuarında sizlere bir kez daha sesleniyoruz. Neredeyiz? Şöyle hemen biraz çekilelim. Arkamızda gördüğünüz gibi Messi beyler orada duruyorlar. FIFA standının hemen arkasındayız. Standa gidemiyoruz çünkü standta fotoğraf, video çekmek kesinlikle yasak. Sadece girip deneyimleyip sonra size aktarabiliyoruz. Alman hükümeti böyle herhalde. Neyse, oyun hakkında hemen konuşmaya başlayalım. Aydoğan, oyunla ilgili ilk izlenimlerin neler? FIFA 2016 ya gerçekten hemen baştan güzel olduğunu söyleyebiliriz. Hani nasıl gelecek diye merak edenler, özellikle FIFA severleri, çok güzel bir oyun bekliyor. Şöyle bir şey var. Kadın liginin eklenmesi zaten çok çok büyük bir olay ve gerçekten kadınların suratlarında, gerçi de sadece Alman ve Amerikan kadın milli takımları vardı. Ama Almanya belki buraya özel bile olabilir hani. Gerçek demoda Almanya olmayabilir de bilmiyorum. Ya yani bilmiyorum o kadarını ama ya bildiğim kadarıyla kadın futbolunda da Almanya sağlam bir takımlardan biri. Ondan dolayı da eklemiş olabilirler. Toparlayacak olursak FIFA 15'ten çok da büyük bir farkı yok açıkçası. Grafiksel olarak efsane bir farkı yok ama animasyonlarda bir sürü eklem var. Bunu çok net hissedebiliyoruz. Ama şöyle bir şey var, belirtmek istediğim, ben FIFA 15'i oynarken bir her zaman ağırlık sezerim. Özellikle yani ben PES'i biraz daha fazla oynadığım için PES oynayanların çok ağır bir farklılık, böyle bir ilginçlik var gibi hissederler. Ama ben bunda çok daha farklı, çok daha gerçekçi olduğunu hissedebildim. Sen zaten PES'çisin bildiğim kadarıyla. Aynen, işte PES'i daha fazla oynayan biriyim. Ama ona rağmen ben FIFA oynarken gayet zevk aldığımı çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Xbox One'da deneyimledik. Xbox One'da da çok çok güzel olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Aynen, kesinlikle zaten. Oyun hani al beni oyna diyor. FIFA 2015 mükemmel bir oyundu. 16'da da ufak tefek detaylar ekleyerek oyunu daha da güzelleştirmişler. Grafiksel açıdan dediğimiz gibi çok efsane bir farkı biz sezemedik. Belki takipçilerimiz, siz hani gördüğünüz videolarda bunu anlayabilirsiniz. Onun dışında şu benim çok hoşuma gitti. Kadın ligi ile erkek ligi arasındaki fark bariz. Ama bu kötü bir fark değil. Bir kadınla oynadığını çok net hissedebiliyorsun kadın liginde oynarken. Tabii işte dediğim gibi kötü bir fark değil bu. Mesela bir kadın futbolcuyla çok net hareketlerin hepsini yapabiliyorsun. Deli gibi çalımlar atabiliyorsun. Bu gayet güzel bir detay olmuş. Şeyler yapıyorlar tabii ki. Hani Dünya Kupası'nı izlediğimizde ya da herhangi bir kadın futbolunu izlediyseniz zaten çok güzel. Burada hani fark dediğimiz, hani o erkekteki biraz daha şey, inatçılık diyeyim. Yani biraz daha böyle sağlamlık diyebilirim. Hani çok da yanlış anlaşılmasın lütfen. O farkı hissediyorsun. Yani siz televizyonun karşısında kadın futbolu izlerken kafanızda ne gibi farklılıklar varsa FIFA'da bunu aynen yansıttığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Kesinlikle öyle. FIFA 16 hakkında şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar diyelim. Yarın eğer mümkün olabilirse PES'de oynayacağız. Onun hakkında da bir video çekeriz. Hatta ilk gözümüze çarpan PES ve FIFA arasındaki 2016 yılında ne gibi farklar var? Bununla da ilgili bir video çekmeyi istiyoruz. Gamescom'dan şimdilik bu kadar diyelim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.